Arkadaşlar yaklaşık 200'den fazla ders videosu anlattım. Bugün de Excel'de beraber küçük bir oyun yazalım istiyorum. Fazla da zamanınızı almadan önce bir klasör açıyorum. Klasörün adını oyun yapıyorum. Şu oyun klasörüne girdim. Burada bir Excel çalışma kitabı açalım. Kitabı açtıktan sonra şöyle dosyadan farklı kaydet diyorum ve ikili çalışma kitabı olarak kaydettik dedikten sonra ismi de oyun yapıyorum. Oyun olarak belirliyorum kitabın ismini. Şuna bir işimiz kalmadı arkadaşlar artık. Şimdi internetten 3-4 tane fotoğraf bulacağım. Burada bu resimlerin kime ait olduğunu buldurmaya çalışacağız. Örneğin Müslüm Gürses'i arayalım. Görsellerde ara, araçlara geliyorum. Şuradaki araçlar boyut olarak büyük olanlardan bulsun bana ve buradaki resimlerden şu resmini alayım. Bunu farklı kaydediyorum ve isim olarak zaten oyun klasörü geldi. Bir diye kaydediyorum. Aşık Veysel diyelim. Aklıma gelen Aşık Veysel'in hangi resmini alsak? Aşık Veysel'in şu resmini alalım. Bunu da farklı kaydediyorum arkadaşlar. Biraz boyut olarak küçük gibi ama. Şu nasıl? 800 piksel. Şu 900'e mi? Tamam, bunu alalım. Farklı kaydet. Bunu da 2 diye kaydediyorum. Ahmet Kaya diyelim. Ahmet Kaya'nın da şu resmini farklı kaydediyorum. Bunu da 3 yapıyorum. Aşık Veysel'inkini almadı. JPEG olmadığını söyledi Aşık Veysel'in. Hem de boyut olarak da küçükmüş. Şu JPEG arkadaşlar, bu JPG, şu da JPG. Aşık Veysel'inki JPG değildi. Bir daha şey yapalım. Aşık Veysel'in şu resmi. Tamam, güzel. İsmi farklı kaydet. Bunu da 3 diyelim. Ya da 2 diyelim, pardon. Tamam, resimlerimizi aldık. Şimdi bir bakalım diye bir oyun yapmaya çalışacağız. Öncelikle sütun genişliklerini şöyle bir daraltayım. Şimdi 30'a 30'luk bir kare istiyorum. 1, 2, şu sütun kaça kadar gidiyordu 30 olması için? Şöyle. AD'ye kadar geliyor. Tamam. Şunu şöyle bir genişleteyim. Şunu da şu kadar genişletiyorum. Şimdi şurada da 30 arkadaşlar. Şimdi ben şu alandaki rakamları eşittir rastgele arada. Şimdi 30'a 30 olduğu için 900 karemiz olacak. Bir noktalı virgül 900 diyorum. Ve burada rastgele bir sayı seçtim. Bu sayıyı şöyle arttırıp aşağı doğru 30'a kadar indirdim. Şu anda bu alanda rastgele 900 adet sayımız var. Şimdi ben geri kalan bütün bölmeleri gizlemek istiyorum. Şu 31'i seçip Ctrl Shift aşağı tuşu diyorum ve burayı gizle diyorum. Gizle. Sil diyemiyoruz. Gizlememiz lazım. Ondan sonra şuradan sonrasını da şu AG'den sonrasında Ctrl Shift ve sağ ok tuşuna basıyorum. Burayı da gizle diyorum arkadaşlar. Burayı da gizledim. Tamam. Şimdi şu alanı mesela beyaza boyayacağım ya da siyaha boyadım. Word ekleden Word R diyerek Excel ile bir bakalım oyunu. Şöyle bir yazımızı da şu alana yazdık ve yazının rengini de yeşil yapalım. Tüm renklerden en parlak yeşili seçtim. Şu alanı da şöyle biraz gri bir renk verdim. Tamam. Şimdi arkadaşlar benim istediğim şey şu. Ben bu alana şurada açılan kare diyorum. Açılan kare. Şunu da
Tabii bu rakamlar ikide bir, dikkat edin, her seferinde rastgele değişiyor. Bu rastgele değişimi önlemek için şunları seçiyorum. Bunları kopyalayıp şuraya sağ tuş değer olarak yapıştır diyorum. Artık bir daha bunlar değişmeyecek arkadaşlar. Hepsinin yeri belli. Tamam. Şimdi açılan kare dedim. Burayı da şöyle biraz büyüteyim. Tamam. Şu iki alanı birleştiriyorum. Şuradan birleştir deyip bunun zemin rengini de kırmızı yapalım. Yazısını da beyaz yapalım. Biraz kalın ve büyük olsun. Tamam. Şimdi ben burada buraya bir isim vereceğim. Çünkü AE2 aklımda tutamam. Ne diyelim? A kare diyelim. A kare. Yani açılan kare. Açılan kare dedim. Şuraya da butonlar alacağım şimdi. Gelişmiş menüsüne geliyorum. Ekleden şöyle bir buton alıyorum arkadaşlar. Ve bunun kaç tane kopyasını alacağım şimdi. Bir kopyası şurada olsun. Şöyle. Bir kopyası daha yapıştırıyorum. Bir tane daha yapıştırıyorum. Üç tane yapıştırıyorum. Şuraya da tahmin denemesi diyelim. Kaç tahminde bulacağız acaba? Bunu belirtmeye çalışıyorum, bulmaya çalışacağız. Yine burası da şöyle kalın. Biraz büyüteyim. Tamam. Ortalayalım. Şunu da aynı şekilde beyaz ve ortalayalım. Şu alana da tahmin sayımızı yazacağız buraya. Burayı da birleştiriyorum. Zeminini mavi yapacağım. Yazısını yine beyaz yapacağım. Buradaki yazıları da büyütüyorum. Şöyle 16-20'ye kadar. Örneğin işte iki defa iki deneme, üç deneme, dört deneme, kaç denemede bulduğunu şey yapmaya çalışacağız. Şimdi arkadaşlar şurada bunun özelliklerini açıyorum. Özellikler. Şu butona ne isim verelim? Kare aç diyelim. Ya da evet, kare aç. Şu butona resim 1 diyorum. Şuna resim 2. Resim 2. Şuna da resim 3 diyelim. Her seferinde bir resim değiştirsin. Bunu da yaptık. İsim verebilirim butonlara. Gerek yok. Hatta isim verelim istiyorsanız. Buna BTN R1. Şuna BTN R2. BTN R2. Şuna da BTN R3. Resim 3. Şu kare aç'a da BTN kare aç diyelim. Şimdi bunu yaptıktan sonra ne yapacağız şimdi arkadaşlar? Bakın geliyorum şuradan sayfa düzeninden şurada arka plana tıklıyorum. Arka plana tıklayıp dosyadan bizim oyun klasörünün içerisinde birinci resmi getiriyorum. Gördüğünüz gibi resim geldi. Şimdi bu rakamların gözükmemesi için bu rakamları seçiyorum. Sağ tuş, pardon, bir daha seçiyorum. Klavyeden CTRL ESC'nin yanındaki 1'e basabilirsiniz. CTRL basılıyken 1'e basabilirsiniz. Veya sağ tuş hücreleri biçimlendir diyorum. Burada isteğe uyarlanmış deyip şu genel yazan yere 2 tane noktalı virgül yazarsanız rakamları bana gösterme diyorsunuz. Ve gördüğünüz gibi hiçbir rakam kalmadı ekranda. Sonra bu seçtiğim alanın şu renk kovasına benzeyen, renk kutusuna benzeyen şuradan rengini beyaz yap diyorum. Rengini beyaz yaptı arkadaşlar. Şimdi bir koşullu biçimlendirme ekleyeceğim. Koşullu biçimlendirmeye gelip bir kural belirliyorum buraya. Diyorum ki yalnızca şunu içeren hücre. Bakın. Burada diyorum ki hücre değeri küçük ya da eşit ise şuradan şu kırmızı açılan kareden küçük büyük küçük veya eşit ise biçime geliyorum. Diyorum ki dolgusu yok diyorum arkadaşlar. Dolgusu yok.
ve tamama basıyorum. Bu ne ayarladık? Yani ben burada 5 dediğim zaman dikkat edersin 5 tane kutunun karesini açtı. Yani rengini 5'ten küçük olanları buldu. Oradaki rastgele sayılardan 5 ve 5'ten küçük olanların şeyini kaldırdı. Mesela 50 tanesini kaldır dediğin zaman bakın bu şekilde 50 tanesinin rengini kaldırdı. Şimdi ben burada kare aç dediğimde şuranın 50'şer, 10'ar 10'ar ya da 20'şer 20'şer büyümesini istiyorum. Çünkü 900 tanedir. Kareler de küçüktür. 20'şer 20'şer açılmasını istiyorum ve her seferinde şu tahmini 1 artırmasını istiyorum. Bunun ismi A kare. Şunun ismini ne yapalım? Bunun ismini de tahmin yapalım. Ya da deneme yapalım. Adı da deneme. Kaç tane deneme yaptık? Bu hücrenin adı deneme arkadaşlar. Şimdi kare açın içine çift tıklayıp giriyorum. Diyorum ki range. Şimdi aktif sayfada olduğumuz için sayfa adını yazmamıza gerek yok. Range tırnak içinde kare ne demiştik o hücrenin adına? A kare. Açılan kare. Evet. Büyük harfle yazmışız. A kare açılan kare nokta value değeri eşittir. Bunun aynısını kopyalıyorum. Açılan kare artı 20 diyor. 20 20 aç diyorum. Sonra şunun aynısını da kopyalayıp aşağıya yapıştırıp şuna sadece deneme diyorum. Denemenin değerini de yine deneme artı 1 diyor. 1 1 arttır diyor. Zaten o olay bitti arkadaşlar aslında. Şimdi ben buradan geliştirici moddan çıkalım. Bakın kare burası da 0 olsun öncelikle. Bakın kare aç dediğim zaman 20 tane açtı ve tahmin denemesi 1. Bir daha basıyorum 40 tane. 60. Şöyle kaç denemede bunun kim olduğunu bilecek bakalım. Örneğin 19-20 denemede bu Müslüm Gürses'tir diyebilir. Tamam arkadaşlar. Sonra resim 2 diyeceğiz ve tekrar kapanacak ve tekrar oynayacağız. Hemen şu iki butonu da yapalım. Şu 3 butonun da kodlarını yazalım. Bir tanesini yazacağız. Diğerleri hep aynı. Resim 1'e çift tıklıyorum. Resim 1'e tıkladığım zaman şunları bir kere sıfırlayacak. Burası eşittir 0. Tekrar deneme de aynı şekilde. Şu deneme de eşittir 0 olacak. Bunları sıfırlayacağız. Sonra arka plan resmini değiştireceğim arkadaşlar. Arka plan resmini değiştirmek için öncelikle resmi silmem lazım. Sonra mesela şimdi dikkat ederseniz şu anda mevcut bir resim var. Bakın sayfa düzene geldiği zaman önce arka planı sil diyorsunuz. Sonra yeni bir tane ekleyebiliyorsunuz. Onun için şunu yazacağız. Bir kod yazmamız lazım. Active worksheet. Active sheet. Yani aktif sayfa. Aktif sayfanın nokta set background. Set back set background, set background picture. Set background picture. Bunun dosya adı file name 2 nokta üstte eşittir. Önce boşluk. Sonra bunun aynısını kopyalıyorum. Aşağı yapıştırıp şu boşluktan sonra application nokta application nokta active workbook diyeceğiz. Aktif sayfanın aktif workbook aktif sayfanın path'i yolu ve tırnak içinde 1.jpg dosyamız bu. Bunu yapacağız. Başka evet bu kadar. Yine bir mesaj da verebilir. Message box bil bakalım. Şimdi bunun aynısını kopyalıyorum. Her 3 diğer kalan butonların aynısına yapıştırıyorum. Bakın resim 2'ye tasarım moduna gelip resim 2'ye yapıştır dedim. Bu sefer ikinci resim. Resim 3'e yapıştırdım. Bu sefer 3. resim. Şimdi burada resim sayınızı artırabilirsiniz. İsterseniz bir tane resetle butonu yapalım. Sıfırla diye bir buton yapalım. Şuraya da bir buton daha çiziyorum. Ve buna da şimdi özelliklerini açıp
İşte denetim biçimlendir. Pardon, özellikler. Buna da sıfırla diyorum. Ve btn sıfırla. btn küçük btn sıfırla diyorum. Ve bunun içine de girip sadece şunu sıfırla, şunları sıfırlamasını istiyorum. Bunlar sıfırlayınca zaten resim kapanıyor. Arkadaşlar sanırım oyunumuz hazır. Öncelikle sıfırla diyorum. Bakın sıfırladı. Şimdi resim 2 seçtim. Hata verdi. File name setback. Burada background olacak. D harfini unutmuşuz. D iyi ki çabuk fark ettim. Şurada da background. Tamam. Neyse bir daha deneyelim. Sıfırla dedik, sıfırladı. Şimdi resim 300 tıkladım. Bu sefer ne yaptı ya? Set background picture file name application.workbook 3.jpg. Arkadaşlar bir bunun hatasına bir bakayım. Ondan sonra bir saniye. Evet arkadaşlar yine büyük büyük uğraşlar sonucunu buldum. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Çalıştırdığım zaman hata veriyor ya arkadaşlar. Burada durdurayım. Bir daha çalıştırayım. Ya hata veriyor. Şimdi bak şöyle debug deyip böyle şeye girdim. Kod kısmına. Şimdi şuradaki göstereyim. Neyse arkadaşlar hatamız şu. Biz burada ters slash koymadığımız için yolu tam olarak tanımıyor. Buralara ters slash koymamız gerekiyor. Tamam. Olay bu. Şimdi tekrar baştan çalıştıralım. Önce sıfırla dedim. Sıfırladı. Şimdi resim 2'ye tıkladım. Bir bakalım. Kare aç dedim. 20 kare açtı. 40 kare açtı. 60 kare. Hala kim olduğunu bilemiyorum. 80. 5 deneme oldu. 8 deneme. Ben diyorum buldum. Aşık Veysel diyorum. 13 denemede buldum. Şimdi arkadaşım bu sefer bulmaya çalışacak. Kare aç. 2 deneme. 3 deneme. 4 deneme. 5 deneme. Böyle geleceğiz. Ta ki arkadaş bunun kim olduğunu fark edince, yani anlayıncaya kadar. Ve diyoruz ki Ahmet Kaya'ymış 22 denemede. Bu şekilde bir oyun geliştirdik arkadaşlar hep beraber. Umarım faydalı olmuştur diyelim. Bu sefer de bu dersimiz böyle bir şey olsun. Excel'de beraber bir oyun geliştirdik. Çocuklar için yapabilirsiniz vesaire. Hepinize başarılar dilerim.